Merhaba arkadaşlar. Ben Saadet Kaya fizik öğretmeniniz. E, sesörlerini sorularını beraber çözeceğiz. Hemen dördüncü sorumuzla başlayalım. Sorumuzda düşey kesiti verilen şekildeki kabın K noktasındaki sıvı basıncı P'dir. Buna göre L noktasındaki sıvı basıncı kaç P'dir diye soruyor. Önce basıncın formülünü hatırlayalım. Bu bir sıvı basıncı arkadaşlar. Sıvı basıncının formülünü P sıvı eşittir derinlik çarpı yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesinden buluyorduk. K noktası için bakarsak PK eşittir derinliği arkadaşlar H kadar. Burayı zaten göstermiş bize. Sıvının yoğunluğunu biz D olarak kabul edebiliriz. Herhangi bir sıvıdan bahsediyor. Yer çekimi ivmesi zaten sabit. HTG arkadaşlar buradan P'ye eşit. L noktasındaki basınç nedir diye soruyor. L noktası için bakarsak burada bizim için önemli olan derinlik en altta olduğuna göre derinliği 3h kadar çarpı aynı sıvıdan bahsettiğimiz için yoğunluğu d kadar yer çekimi ivmesi. 3hdg hdg p'ye eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Buradan pl'yi 3p olarak buluruz. Bizden zaten kaç P olduğunu soruyordu. Cevap Denizli 3 olarak bulmuş olduk. Devam edersek arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Bu da bir öz kütle sorusu. Öz kütleleri sırasıyla dx, dy ve dz olan x, y, z cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre dx, dy ve dz arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Hemen sıvı içindeki durumlarına bakmamız lazım. Sıvı içindeki durumlarında x ve z her ikisi de askıda kalmış. Böyle bir durumda x'in yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir. Z'nin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir. Y ise tamamen batmış. Batması demek yoğunluğunun sıvının yoğunluğundan büyük olması demek. Bunları yazdıktan sonra DX ve DZ'nin eşit işte olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisi de sıvının yoğunluğuna eşit. Buradan arkadaşlar DX, DZ'ye eşittir. DY ise sıvının yoğunluğundan büyük. Böyle bir durumda X'in ve Z'nin yoğunluğundan büyüktür. Cevabımız buradan arkadaşlar Bursa. Ve son sorumuza geçecek olursak. 6. sorumuz. Kaldırma kuvveti sorusu. Bunu da hemen çözelim sizinle. K cismi dx ve dy öz kütleli sıvılarda şekildeki gibi dengededir. K cismi eşit hacim bölmeli olduğuna göre dx, dx bölü dy oranı kaçtır diye soruyor. Eşit hacim bölmeli olduğunu söylemiş bize. Demek ki her bir bölmesini biz V kadar kabul edebiliriz. Burada da aynı şekilde. Her ikisi de yüzüyor sıvı içerisinde yüzdüğüne göre kaldırma kuvvetleri ağırlığına eşit. FK eşittir G. Aynı şekilde burada da arkadaşlar FK eşittir G. Yani DX ve DY için kaplarımıza ayrı ayrı baktığımızda her iki durumda da kaldırma kuvvetleri ağırlığa eşit yani birbirine eşit. Böyle bir durumda hatta buradakine bir buradakine 2 diyelim arkadaşlar. FK1 eşittir. FK2 olacak. Bunu da formülünü açık yazarsak ve vatan çarpı D sıvı çarpı G eşittir. Ve vatan çarpı D sıvı çarpı G G'ler birbirini götürür. Aynı değere sahipler. V batın için bakarsak batan bölüm 2 vye kadar arkadaşlar. Sıvının yoğunluğunu bilmiyorum. Dx diye kabul ediyorum. İkincisinde V batanımız bu sefer 4V kadar. Sıvının yoğunluğu DY. Hemen V'leri götürdük buradan. İkileri de sadeleştirirsek. Dx 2 DY'ye eşittir. Her iki tarafı dy'ye böldüğümüzde arkadaşlar dx bölü dy oranını 2 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız Bursa. Görüşmek üzere arkadaşlar.